Birlik gümrük kodu. Biliyorsunuz şu anda ülkemizde gümrük birliğinden kaynaklı ele alınmış, tercümesi yapılmış, ilgili kurumlara gönderilmiş, çalışmalar artık belli bir noktaya gelmiş. Son aşamalarında belki gerekçeleri yazılma noktası veya yazılmış şu an çalışmalar var. Bana göre tabii 2017'nin sonuna kadar yetişmeyeceğini düşünüyorum. Belki 2017'nin sonu veya 2018'de bizim de yeni gümrük kanunumuz olacaktır diye düşünüyorum ve bu kanunda bu kolaylaştırmaları, teknolojiyi, dijitalleşmeyi, adına ne derseniz deyin, elektronik yapıyı tamamen içine alan bir yapı olacaktır. Bizim bunu kaçırmamamız gerekiyor. Bizim de müşavirler olarak kendi şirketlerimize bunları sağlıyor olabilmemiz lazım. Eğer sağlatamıyor isek sağlayan arkadaşlardan ki böyle şirketlerimiz de var, onlardan destek alarak muhakkak firmalarımızın taleplerini yerine getirebilmemiz lazım. Çünkü ben şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Gümrük müşavirlerinin en önemli işi bu saatten sonra firmalarımızın bundan sonra bir adım sonra ne düşüneceğini tahminleriyle geçecektir. Benden birçok hizmet isterken daha ne isteyebilir görmemiz lazım ki kendimizi geliştirebilelim ve onlara bu hizmeti verebilecek altyapıya gelmemiz, kurmamız gerekiyor. Öteki türlü biz beklersek maalesef dünya tartışmalar var tabii orayı da çok girmek istemem ama globalleşmenin sonu mudur? İşte 80'den bu yana gelen serbest ekonominin sonu mudur? Birçok tartışmalar da var. Yani iktisadi tartışmalar içerisinde bunları da yani bir yönümüzden bir tarafımızdan da bunları da bakıyor olabilmemiz lazım diye düşünüyorum. Ama ne olursa olsun biz müşavirler bence her şeye hazırlıklıyız. Çünkü bilginiz var. Bu bilgi herkeste olan bir bilgi değil. Bakın Türkiye'de bildiğim kadarıyla aktif olarak 2500 tane gümrük müşaviri arkadaşımız var. Ve bu arkadaşlarımız şu an tabii biraz konjonktürden kaynaklı da Türkiye'de ticaret 2014'lerde 400 milyar dolarken biraz da bu bilgiyi de vermekte fayda var. 2015'te 351 milyar dolara. Bu sene de 340 milyar dolara 2016'da 340 milyar dolara kapattık. Tahmin ediyorum yine 2017'de de bu 340, 335, 340 arası gerçekleşir diye düşünüyorum. Tabii biz 30-40 milyar dolarları konuşuyorduk bundan 15 sene öncesinde. Şu an böyle bir yapı ve bizler götürüyoruz 2500 tane değerli meslektaşımız bu işi yapıyor. Gönül istiyor ki daha da çoğalsın, daha da fazla işler yapalım ve tüccarımıza, sanayicimize katkıda bulunalım. Ve bunlar zaten bizlerle birçok şeylerini, maliyetlerini düşürüyorlar. Bizlerle birçok devletle olan ilişkilerindeki sorunlu olacak yapıları kapatıyorlar. Çünkü ehil kişiler tarafından bu işlerin yapıldığını biliyorlar. Biz kendimizi biraz daha ortaya koyabilmemiz lazım. Peki, şöyle bir şey söylemekte, yani şöyle yaklaşmakta fayda görüyorum. Nedir bu? Ne dedik? Ticaretin kolaylaşma anlaşması. Birlik gümrük kodu. Dünya Gümrük Örgütü'nün data modeli. İşte Dünya Gümrük Örgütü'nün veri modeli. Peki ama esas olan burada bir sorun aslında tahmin etmiyorum ki kaçırıyoruz. Çünkü 2016'nın başından bu yana ülkemizde bu konuyu çok ciddi şekilde dile getirmeye başladık. Çünkü çok yeni bir şey. Bizim müşavirliğimizi de buraya bağlamak istiyorum. Gümrük müşavirliğini de buraya bağlamak istiyorum. Yani bu işin nereye gideceğini anlamak adına bunu söylemeye çalışıyorum. Endüstri 4.0. Yani 4. sanayi devri. Bakın, bazı arkadaşlarımla yaptığım konuşmalarda ya ben 30 seneden beri meslekteyim. Bu mesleğe bir şey olmaz. Her gün hep bunlar bitiyor diyorlar. Ben de 30. sene bu sene. Mayıs'ın 20'sinde doluyor herhalde. Ben de son 10 yılda 15 yılda bunları duydum. Belki bazen de söylemler içerisinde yer almış olabilirim. Ben bu mesleğin ama biteceğiyle alakalı söylemedim hiçbir şey. Ben sadece şunu söyledim. Dedim ki bir şey değişecek, kabuk değiştirmek zorunda bu meslek. Bizde değil, dünyanın her yerinde oluyor. Çünkü siz bir şeye hayır diyemiyorsunuz. İşte ben özellikle Endüstri 4.0'ın ülkemizde, ben mesleğimiz açısından da, ülkenin diğer üreticileri açısından da, sanayiciler açısından da, hizmet verenler açısından da çok iyi okunması gerektiğini düşünüyorum. Çok yeni bir şey, yeni başlamış, önümüzdeki 30 yıl içerisinde sürecek olan bir süreçten bahsediyorum. Yani 4. sanayi devrimi. Nedir 4. sanayi devrimine? Döndüğümüzde çok kısa şöyle değinelim. İnternetin yaygın kullanılmasından kaynaklı olan gelişmelerin ortaya çıkardığı bir yapı. Bu da ilk önce Almanya'da, daha sonra Amerika ve dünyanın diğer ülkelerine yayılıyor.
Burada ben bizimle alakalı neyi bağlayacağım burada? Ben diyorum ki çok hızlı gelişen bir teknolojik yapı var. Bu yapı bizim verinin kullanılmasından, verinin alınmasından, bunun de analiz edilmesinden sunulmasına kadar her şeyi değiştirecek bir yapı. Biz gümrük müşavirler olarak kesinlikle bugün neden böyle hızlanıyoruz? Ne oldu? Yani ben çünkü bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ciddi bir değişim var. Bu değişim ne oldu? Dündeki değişimden bahsetmiyorum. Bakın, evet, ticaretin kolaylaştırılması anlaşması çok önemli bir değişim. Bakın bunu vurgulamakta fayda var. Buna bağlı olarak diyorum ben, ayrı bir yapı ama buna bağlı olarak birlik gümrük kodu önemli bir değişim diyorum. Dünya Gümrük Örgütü'nün data veri modelinin çok önemli olduğunu söylüyorum. Ama çok daha önemli olan şeyin Endüstri 4.0'ın getirilerinden bahsetmeden geçmek istemiyorum. Ve bizim mesleğimizi değiştireceğini düşünüyorum. Endüstri 4.0 bizim nasıl yakalamamız lazım? Burada Endüstri 4.0'daki hizmete baktığımız zaman tamamen, mesela bir tane şey söylemek isterim. Onlarca şey var ama orada sanayiyi ilgilendiren kısımları fazlaca. İşte robotlardan tutalım. İşte, bunun dışındaki sanal yapılar, bulut sistemleri, buraya kadar IoT dediğimiz nesnelerin internetine kadar giden bir yapı var. Ama bizdeki ne? Yatay ve dikey entegrasyonlarından bahsediyoruz. Yani ben bunu şöyle okuyorum. Firmalarımıza entegre olmamız lazım. Biz firmalarımızın bir parçası olmamız gerekiyor. Firmalarımızda yaptığımız işlemlerin hepsini elektronik ortamda entegre bir sistemde yapıyor olabilmemiz lazım. Ki firmalarımız bizden vazgeçemesinler. Biz onların bir uzvu olalım. Ve biz bunu yapabilecek durumdayız. Çünkü bakın, bizden çıkan verilerle firmalar onlarca rapor üretiyor. Bırakın bir raporları biz üretelim. Bırakın biz bir yerlere bu raporları koyalım. Oradan siz çekin. Veya istediğiniz şekilde biz size iletelim. Veya serverlar bunları iletsin. Bunları yapabilenler firmaların yarın öbür gün kafasında eğer bir soru işareti olacaksa, ya biz bu işi yapalım mı diye düşündüğünde niye yapsınlar ki? Zaten buna yapacak kişi kim? Bir departman. Bir departman doğuracak, orada bir maliyet var. O departmandan beklentisi ne? Bunlar. Zaten ben yapıyorum bunu. Benim maliyetime de ben bu işin yapılabileceğini de tahmin etmiyorum. Yani bizler çünkü bu işi artık ciddi şekilde bilen, maliyetlerimize bakan ve o maliyetleri olabildiğince aşağıya çekmiş bir yapıdayız. Tabii maliyetlerle getirilerimiz bizim bugün şartlarda maliyetlerimiz yüksek. Getirilerimiz düşük. Bunu da ortaya koymakta fayda var. Yani bu senenin üzerinde bakanlığımız bizlere yapmış olduğu, dokunmuş olduğu zamlar çok düşük kaldı. Yani enflasyonu %10 gibi görüyoruz. Yeniden değerleme oranını 3.80'lerde gördük. Ama bize etkisi şu an yapılan zammın %1. Bunu neden söylüyorum? Bizim verdiğimiz hizmetin, bilginin değerini bizlerin belirlemesi lazım. Ama bizler de belirlerken belirli bir dayanağımız olması lazım. Akıllıca, hakikaten iş proseslerimizi ortaya koyarak, maliyetlerimizi ortaya koyarak bunların çok iyi şekilde hesaplandıktan sonra iyi bir bakanlığımıza iyi bir teklif sunabilmemiz lazım. Ben bunların da başarabileceğimizi görüyorum aslında. Açıkçası bunları da yapabileceğimizi görüyorum. Yani, Endüstri 4.0'ın bizdeki işleyişi çok çok hızlandıracağını toparlayacak olursam bu noktayı, Endüstri 4.0'ın yani 4. sanayi devrinin bizdeki işleyişi de çok çok hızlandıracağını öngörüyorum. O kaynaklı bizim burada geri kalmamamız gerekiyor. Yapacağımız işleyişin tamamen IT temelli, tamamen entegrasyonla bağlantılı. Arkadaşlarımız özellikle seçerken artık mühendis olabilen içimizde, IT ile alakalı ilişkili olan arkadaşlarımızı kendi yanlarımıza alarak, eksik olan taraflarımızı kapatarak müşterilerimize sağlıklı bilgiler vermekte fayda görüyorum.